Dava arkadaşlarım hem iyi hem cesurlar. Hoş geldiniz. Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yerelden ulusala ülkemiz kötü yönetimin neden olduğu çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Ekonomik sorunlar, adalet kavramının yok edilmesi, ülkeyi yönetenlerin sığ, çağ dışı kalmış ideolojilerini topluma dikte etme çabaları. Bizler bu ülkeyi seven, daha iyi olması için mücadele eden insanlarız. Söylediğimiz sözler, düşüncelere zerre itibar edilmediğini görüyoruz. Yanlışları söylediğimizde, uyarılar yaptığımızda akıl dışı itirazlarla karşılaşıyoruz. Bizlere illet, zillet, hatta vatan haini diyorlar. Bu huzurun kırıntısının kalmadığı bir yene dönüştürdüler ülkemi. Bu ülkede resmi rakamlara göre 45 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu ülkede devletin direği olan adalet yerle yeksan olmuş durumda. 10 binlerce insan hukuksuz bir şekilde hapislerde çürüyor. 100 binlerce insan işini, geleceğini kaybetmiş, ailesi açlığa mahkum edilmiş. Ne yazık ki liyakatın, eğitimin devre dışı bırakılıp en kaba haliyle partizanlığın hüküm sürdüğü bizden olsun da ne olursa olsun anlayışının el üstünde tutulduğu bir yönetim anlayışı var. Bunun sonucu olarak ülkenin en değerli, en kalifiye yetişmiş gençlerimiz yurtlarını terk edip geleceklerini başka ülkelerde arıyorlar. Daha vahimi, toplumsal barışın ağır yara aldığı, toplumu keskin bir kutuplaşma diliyle ikiye ayırdıkları bir dönemden geçiyoruz. Ortak değerlerimiz olan dostluk, kardeşlik, dayanışma ruhu tahrip edilmiş bir halde. Ülkemizin sürüklendiği bu kaos ortamı yetmiyormuş gibi parası hepimizin cebinden çıkan ve hala ödemeye devam ettiğimiz köprü, yol, tünel gibi her iktidarın asli olarak yapması gereken hizmetlerle övünüyorlar. En acil ihtiyacı hava kadar, su kadar elzem olan hukuktur, özgürlüktür, demokrasidir. Bize düşen görev bu olumsuz gidişatı Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Meral Akşener liderliğinde tersine çevirmektir. Ben okuyan, üreten, beni meslek sahibi bir birey yapan, bu ülkeye olan borcumu ödemek için buradayım. Artık insanların etnik kökenine, inancına, giyimine, kuşamına bakmadan Yunus Emre'nin dediği gibi yaradılanı hoş gördüm, yaradandan ötürü felsefesiyle çalışma, birlik ve beraberlik vaktidir. Ve ipek halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Taş gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Değerli başkanlarım, sivil toplum kuruluşlarının
çok kıymetli başkan ve temsilcileri, basınımızın güzide temsilcileri, davetimize icabet eden kıymetli misafirler, İyi Parti'ye gönül veren siz değerli iyi hanımefendiler, cesur beyefendiler, bir pazar günü bizleri burada toplayan yüce, ol deyince olduran yüce Allah'a şükürler olsun. Mesele Türkiye ise, mesele Türk milleti ise, canını seve seve verecek siz kahraman dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, buraya teşrif eden çok değerli misafirler, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlarım. İyi Parti Ünye ilçesi 2. Olağan Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 25 Ekim 2017'de Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in önderliğinde kurulan İyi Parti, kelimenin tam anlamıyla bir cesurlar hareketidir. O gün binbir güçlükle yola çıkan cesurlar hareketi, bugün başladığımız noktadan çok ileridedir. Ünye'de 10 Şubat 2018 tarihinde Sayın Avukat İrfan Demir öncülüğünde cesur ve iyi insanlarla başlayan bu hareket, baskı ve korku iklimine rağmen bugün kat kat büyümüştür. Bizim amacımız bu cesurlar hareketini daha geniş kitlelere yayarak partimizi iktidara taşımaktır. Partimiz kuruluş aşamasını tamamlar tamamlamaz kendisini baskın bir seçimin kucağında buldu. Bu seçim partimizin ilk göreceğe çıkmasıydı. Aynı zamanda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener de Cumhurbaşkanlığına aday oldu. Bu seçimde Cumhurbaşkanlığını kazanamadı ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdik. İyi Parti'nin adını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdık ve kazdık. Bu seçimde yine Ünye'leri pırıl pırıl iki genç isimle tanıştırdım. Bunlardan birisi Eczacı Hanım, sevgili Emine Ahsen Oral. Diğeri ise değerli iş adamı Sayın Ferhat Çakıroğlu. 2 Kasım 2018'de arkadaşlarımızın teveccühü İl Başkanı Sayın Çiğdem Çelenkaya'nın takdiriyle ilçe başkanlığı görevime başladım. Göreve geldikten hemen sonra 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim çalışmalarına başladım. Ülkede belediye başkan adayı olarak İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ittifak adayı olarak Sayın Mimar Berkay Torunoğlu'nu çıkardık. Gücümüz kendisini belediye başkanı yapmaya yetmedi ama sonuçta Ünyeliler bir genç siyasetçiyle tanıştı. Ben her iki seçimde de gecesini gündüzünü feda ederek bizimle yürüyen değerli kardeşlerime bir kez daha teşekkür eder, sağ olsunlar, var olsunlar derim. Seçim çalışmaları gönüllülük esasına dayalı bir ekip çalışmasıdır. Özveri gerektirir. Geçirdiğimiz bu iki seçim döneminde partimiz ve adaylarımız adına eşini, işini, evini bir tarafa bırakıp sokak sokak, kapı kapı, gece gündüz sıcak soğuk demeden çalışan bay ve özellikle bayan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Yerel seçimde bizimle birlikte köy köy, mahalle mahalle dolaşarak
omuz omuza çalışan CHP yönetimine ve partili arkadaşlarıma partimiz adına ayrıca teşekkür ederim. Diyebiliriz ki İYİ Parti siyasi arenada var olma mücadelesini kazanmış, artık rüştünü ispatlamıştır. Bundan sonraki süreçte öncelikli hedefimiz diri olmak, iri olmak ve iktidar olmaktır. İYİ Parti olarak ünyemizde pek çok etkinlikler yaptık. Ses getiren pek çok organizasyonlar düzenledik. Bu etkinlik ve organizasyonlar kamuoyunda takdirle karşılandı. İYİ Partimiz ünye kamuoyunda görünür bir hale geldi. Adından sık sık söz ettirdim. Her daim milletin yanında olan tavrımız toplumun İYİ Parti olan güvenini artırdı. Bu etkinlik ve organizasyonlarda aktif rol alan, sorumluluk üstlenen parti yönetimindeki değerli arkadaşlarıma, bizleri yalnız bırakmayan siz dava arkadaşlarıma ve tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü biz kapışarak dövüşmeyi değil, adaletle paylaşmayı ilke edinmiş medeniyetin temsilcisiyiz. Biz kriz çıkaran, sorun yaratan değil, güven veren, sorun çözen, sorumluluk alan, sorumlu davranan bir kültürün temsilcisiyiz. Değerli arkadaşlar, konuşmama merhum Ozan Arif'in dizeleriyle başlamak istedim. Ölümünün seneyi devriyesinde kendisini rahmetle anıyorum. Geçen geçsin, ben vazgeçmem davamdan diyen Sayın Ozan Arif'in davası neydi, davamız neydi? Davamız vatandır, davamız dindir, davamız millettir, davamız devletin ebediyetidir. Ve davamıza olan sevdamız ilelebettir. Davamızın ve ilelebet sürmesini istediğimiz sevdamızın garantisi ise İYİ Partimizdir. Değerli vekilim, değerli ilçe başkanlarım, değerli kurucu il başkanım ve ikinci il başkanım, değerli kurucu ilçe başkanlarım, sevgili arkadaşlar, basınımızın yüzüyle temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, İYİ Parti'ye gönül vermiş bütün arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz toyumuza. Gözlerimizde ortak bir pırıltı ve kalplerimizde de ortak bir heyecan var. Bu heyecan 25 Ekim 2017 yılında partimizin kurulmasıyla beraber başladı. Hepimiz işimizi, eşimizi, çocuklarımızı bir adım geriye bırakarak heyecanla ve inançla İYİ Parti saflarına katıldık. Evimizde oturup olanı biteni seyretmeyi kendimize zul bildik. Sefayı değil, cefayı tercih ettik. Emek verdik, yapılan saldırılara sabrettik, azmettik, inandık. Biz kendimize cesur yürekli insanlar dedik bu nedenle. Bu ülkeye sevdalandık. Bu ülke için kaygılandık. Ampulüyle sadece kendi yandaşlarını aydınlatmayı seçen zihniyete karşılık güneşimizle tüm ülkeyi ısıtmayı hedefledik. Bu ülkeyi parsel parsel satanlara karşılık ülkenin dağına, taşına, toprağına, suyuna, maddi manevi değerlerine sahip çıkmayı tercih ettik. Ülkeye demokrasi getireceğim diyerek gelip ülkeyi tek adamın iki dudağı arasına sıkıştırıp karanlığa sürdürdük.
sımsıkı sarılmaya geldik. Atatürk'e ay yaş diyen zihniyete karşılık, atanıza, ilke ve inkılaplarına bağlılık emri etmeye geldik. Analar ağlamayacak deyip, ananı da al git diyen zihniyete getiren karanlık zihniyetlere yeter artık demeye geldik. 16 Ekim 2018 tarihinde Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi bizi bu göreve layık gördüğü zaman dostlarımız, ailemiz ve sevenlerimiz ateşten bir gömlek giydiğimizi, işimizin çok zor olduğunu, bazı kaygılarının olduğunu dile getirdiler. Ve defalarca da hatırlattılar. Evet, işimizin zor olduğunu ben de bilincindeydim. Bunun ateşten bir gömlek olduğunun farkındaydım. Zordu. Lakin önemli olan zoru başarmaktı. Önemli olan görevden kaçmamaktı. Biz de böyle yaptık. Görevden kaçmadık. O ateşten gömleği giydik. İlçe başkanlarımızla, il yönetimimizle, sahadaki siz değerli İYİ Partili arkadaşlarımızla hep birlikte mücadelemizi başlattık. Genel başkanımızın arkasından yılmayı, yorulmayı kendimize ayıp dedik, günah dedik, olmaz dedik ve yılmayacağız, yorulmayacağız, devam edeceğiz diyerek hep birlikte çalıştık. Pişman mıyız bu zorlukların karşısında? Asla. Yorulduk mu? Evet, ama hiç önemli değil, tatlı bir yorgunluk. Çünkü biz şehit kanlarıyla baştan başa yıkanmış bir ülkenin, bir vatanın sahibiyiz. Biz atamıza, cumhuriyetimize, yargı organlarımıza, hukukumuza, parlamenter sistemimize, eğitimimize, velhasıl evlatlarımızın yarınlarına sahip çıkmaya geldik. Bu sevdaya emeğini, yüreğini, gücünü, desteğini sunan iyi dostlar, hepinize sonsuz teşekkürler. Çuhacı, Feryal Çuhacı, Osman Karagöz, Osman Karagöz. 224 tane oy kullanıldı. Bir tane geçersiz var. Feryal Çuhacı 137 oy aldı. Osman Karagöz 86 oy aldı.
Çok kıymetli delege arkadaşlarım, seçim kurulundan gelen görevli arkadaşlarım ve bu kongremizde gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok çok teşekkür ederim. Daha evvel de konuşumda demiştim, bu işin elbette ki bir ipi göğüsler olacaktı. Burada Ferel arkadaşımızı ben tebrik ederim. Kendisine bundan sonraki dönemde başarılar dilerim. Aynı zamanda benim sırtımdan yük kaldığı için de teşekkür ederim. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ki siyasi aktivitelerimiz, hayatlarımız oldu bu partiden evvel ama bu partide çok değişik kişileri tanıdım. Çok değişik arkadaşlıklar edindim. Çok dostluklar edindim. Ama şunu da kesinlikle söyleyeyim, insanları burada tanıdım. İnsanları burada tanıdım. Şimdi biz her zaman Ferel Hanım'la beraberiz. Hiç kimsenin bundan kesinlikle şüphesi olmasın. Varın partimdeyim, partime devam ediyorum. Hiç bir şekilde de bunda yandı. Hani zannettim şöyle olmasın ki, bir sürü dönüşüm o, hayır, sevdim aslında. Sevdiğiniz bayrağı siz aldınız, siz taşıyacaksınız, biz peşinizdeyiz. Yolunuza devam edin. Kutlarım, başarılar. Değerli arkadaşlarım, bugünün kazananı demokrasi ve partimizdir. Evet. Bu azmi birbirine inanıp güvenmenin sonucudur. Az zamanda çok güzel işler yaptık. El ele verdik, bir olduk. Biz olduk, iyi olduk. Sizlerle her engeli aşmaya hazırım. İnanıyorum ki yarınlar daha güzel olacak. Yolun başındayız. Çok çalışacağız. Dava arkadaşlarım, bizim davamız vatan davası. Buradan Kurucular Kurulu Başkanımız İrfan Demir'e, daha sonra Osman Karagöz ve yönetimimdeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyiler, cesurlar, sizleri kucaklıyorum. Medeniyet yolunun taşlarını cesurlar düşüyor. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.